Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kutu açılımı yapacağım ve ayrıca evimizin tadilat işleri vardı. Bunları yapacağım. Bunu zaten sipariş vermemdeki amaç evimizdeki tadilat işlerini halledebilmem için verdim. Bizim mutfakla odamız birleşikti. Ondan dolayı oradaki kapıyı iptal etmem gerekiyordu. O kapıyı da tuğla ördüm. Tuğlayı da kapattık. Yalnız bir de sıva işlemleri vardı. Bu sıva işlemlerini de yapabilmem için sıva harcı gerekiyordu. Ben hazır harç halinde kullanıyorum yaptığım işlerde. Böyle tamir işlerinde, ufak tefek tamir işlerinde. O yüzden 2 adet sıva harcı siparişi verdim. Makinelerde kullanılan cinsten. Bir de beton harcı siparişi verdim. Onlar geldi. Onları dışarıda kapının orada bıraktım. Bayağı bir ağır o günlerde zaten. Onlar da kargo ile geldi bu arada. Siparişimi nalburdayım.com'dan sipariş verdim. Burada silikon tabanca sıva. Bu almamdaki amaç böyle aracımızın ufak tefek silikon tabanca işlerinde kullanmak için aldım. Zaten bu ev işlerinde de işimize yarayacak. Hani bu garajımız için olmazsa olmaz ekipmanlardan biri diyebilirim. Zaten yaparken mesela cam yerinden çıkmıştı biliyorsunuz arabamı yaparken. O camı silikon tabancasıyla yapıştırırken bunu bastığımızda rahat rahat bir şekilde silikonu içinden çıkartıyor. Ayrıca da kaliteli değil, kalitesiz de değil bu arada. Bayağı demiri sağlam, ağır bir şeyde. Poşetini de bir açalım bakalım. Zeneworld marka profesyonel tost diye geçiyor. Ürün sağlam, kaliteli bir ürün. Yani şöyle pratik bir demiri falan sağlam yani. Herhangi bir kolay kolay bozulacak bir ürün değil. O yüzden tavsiye ederim. Bunu kenara alalım. Burada da bir ara demir destelemiz var. Demir destelesi yine her işte lazım oluyor. Bu ufak tefek tadilat demir keseceğimiz yerlerde bu da lazım oluyor. Ondan dolayı sipariş verdim. Gayet de güzel kargolamış poşette. İyi geldi yani. Şöyle şu kutudan çıkartalım. Bunun da malzeme kalitesine bakacak olursak bu da sağlam. Plastiği böyle ince plastik değil. Yani en ufak bir darbede kırılacak bir plastik değil. Bu şekilde şu boyutlarda bir testere, demir testeresi diye geçer. Bu üründe hem ev işlerimizde yani bu ev tadilat işlerinde olsun veya araba işlerimizde de lazım olacak. Mesela araçlarımızda paslı bir vida vardı. Ben bu vidayı sökebilmem için demir testeresi gerekiyordu. Ancak demir testeresi olmadığı için bayağı bir zorlukla yani sökmüştüm bu vidayı. O yüzden sipariş verdim herhangi bir şey durumda lazım olur diye. Burada da kapımızı kapattıktan sonra, sıva işlemi yaptıktan sonra boyamamız için rolo siparişi verdim. Bu zaten sadece ev işlerinde kullanmak için yani. Zaten bunun ömrü bir kere kullandıktan sonra zaten çöp durumuna geliyor. Sadece başlığını kullanabiliriz eğer rolosu satılıyorsa. Burada bir de taşlama makinesi almıştım garajımıza. Bu da metal kesme diski. Uygundu fiyatı, ondan dolayı sipariş verdim. Zaten elimde de bu mevcut değil. Taşlama makinemizi ondan dolayı kullanamıyordum. Bunu taktıktan sonra bakalım taşlama makinemizin performansını da görmüş olacağız. Taşlamayı ben genelde torpido zımparalama işleminde yapmıştım. Yani zımpara işinde kullanmıştım. Gayet de güzel performans vermişti. Burada bir de tokmak var. Bu tokmağı genellikle hani ev için kullanacaktık. Ancak yani tuğlaları böyle sabitlemek için, teraziye getirmek için ya da yutum tarzı ürünleri. Ama tabii ki kullanım amacı sadece bu değil. Başka yerlerde de kullanılabiliyor. Bu ürünü ben motorda blok tapaları patlak, blok tapalarını çakarken bu ürünü mesela aracımıza da kullanabiliriz. Yani bu ürünün kullanım amacı çok fonksiyonu iyi. Yani plastik olduğu için yani yapacağınız hani bir yere vurduğunuzda mesela plastik olduğu için zarar verme riskini en aza indiriyor. Burada da Varta'nın pillerini aldım. Bu Varta olduğu için siparişini verdim. Burada bu Varta'nın ürünü bulamadım. Bunlar kalitelidir diye. Yani Varta'yı aküden bildiğim için İyidir diye bu pilleri sipariş verdim. Bunları da bilgisayarımın mouse'unun pili bitmişti. O yüzden sipariş verdim. Burada da hışırı var. Bu hışırı da tuğlaları falan kırdığımızda mesela kapıyı kapattıktan sonra tuğlanın ince tuğlalar yerleştiriyoruz kenarlarına. Onu da kırarken herhangi bir laminate ya da zemine zarar gelmemesi için hışır örtüyoruz. Ve ayrıca boya yapacağımız için de bu lazım olacak. Yani kullanım amacı bunu da çok fazla. Sadece boya işleri için değil mesela. Araçlarda mesela kullanmak istediğin yerlerde kullanabiliyorsun. Bunda 9 voltluk Varta pil. Bu da kaliteli diye sipariş verdim. Varta'nın bu da. Bu multimetremizin pili bitti. Biliyorsunuz aracımızın elektrik işlerini hallederken multimetreden yararlanıyoruz. Multimetre olmazsa zaten elektrik işlerinde aksamalar meydana geliyor. Yani herhangi bir test işlemlerine tabi tutamıyorum. O yüzden olmazsa olmaz. Bu pillerden aslında birkaç tane daha sipariş verseydik daha iyi olacaktı.
Ama şimdilik bu şekilde işimizi görecek. O bizi bayağı bir götürür açıkçası. Burada da dekabaj destek ölçüleri var. Aracıma bagaj kabini yaptım. Bagaj kabini tasarlarken tabii ki dekabaj desteklerden yararlandık. Ancak dekabaj desteklerinin uçları köreldi iyice. Dedim ben de bunları artık sipariş vermenin zamanı geldi. Bu metal için, bu ise ağaç için olan. Yani bunların dekabaj desteklerinin uçlarının cinsleri var. 5 de halinde geliyor bu şekilde. Set olarak geliyor. Ben bunları sipariş verdim. Metal için de ayrı, ahşap için ayrı. Bu şekilde tabii ki diğer bölümleri de var. Yani sadece bu uçlardan oluşmuyor. Bunun bir de ahşap için başka cinsleri var. İnce ağzı olanları da var. Değişiyor yani bunların kalitesi. Bunlar da bu yüzden sipariş verdim. Aracımızı da kullanmak için bagaj kabinlerden tasarlarken lazım oluyor yani bu yüzden. Burada da şöyle elektrik bantları sipariş verdim. Bunları denemek için sipariş verdim. Gayet de kaliteli duruyor bantların bu yapışma kısmı. Şu an şuradan mesela elediğimde de bile yapışkanlığı geliyor elime yani. Bunu neden tercih ettim, bunu ettim diye soracak olursanız hem fiyat bakımından hem de bu kaliteli duruyor yani denemek için aldım. Kaliteli gözüküyor. Bunun şimdi kalitesi nedir diye soracaksınız ancak biliyorsunuz bu elektrik bantları bazıları alıyorsunuz plastik tarz oluyor böyle yapışmıyor. Kabloyu tutmuyor. Bu sefer ne oluyor? Yaptığınız işçilikten hiçbir şey anlam veremiyorsunuz yani. Bunu o yüzden kaliteli almak önemli. Onu söyleyeyim size. Tabii ki bir ayrıyetten de bu bandın haricinde bir de üzere bantlar satılıyor. Araçlar için özel bantlar da var. Ama bunlar işimizi görüyor. Bunlar da elektrik bandı olduğu için sıkıntı yok. Yanmaya dayanıklı oluyor genelde bunlar biraz daha. Bu yapışkanı biraz daha kuvvetli geldi. O yüzden bunlardan yine sipariş veririm eğer stoklarda olursa. Bundan da 5 adet sipariş verdim. Şöyle kenara alalım. Burada bir de bilgisayarımızın yerinde yani odayı tasarlıyoruz yani odayı düzenliyorum elimden geldiği kadar. Ekipmanlar alıyorum, yerleştiriyorum. Bu da odam için aldım. Bunu altılı priz daha gerekiyordu bana. Bu üçlü prizden 3 tane 2 tane vardı bende. Şimdi üçlü prizi birbirine takarak kullanmak zorunda kalıyordum. Bu da kablo kargaşası yaratıyordu. Ondan dolayı ben de altılı prize geçtim. Bu priz de orada aldım siparişi aynı şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok. Plastiğiyle yani fiyatına göre bayağı kaliteli duruyor plastik. Çok kötü de değil yani. Ve son olarak da burada boyamız var. Boyamız da kutunun içinde gelmiş. Bu tavan boyası. Bunun da markası şurada yazıyordu. Pera marka aldım. Yani bu tavanı boyamayacağım zaten. Bunda kapının sıvasını yaptıktan sonra beyaz boya vurayım. Renk kargaşası olmaması için hani bir ayrıyetten de sadece bunun içinde değil tabii ki. Bir de karton piyer döşemesi yapacağım. Karton piyer yaparken karton piyerleri yerleri yani duvarların kenarına karton piyer çektiğimizde bunları boyamamız gerekiyor. Çünkü boyamazsak bunlar bir zamanla artık eskiyor, çabuk yıpranıyor. Hani bir de kırılma meydana gelebilir. Boya bunun biraz daha ömrünü uzatıyor yani öyle diyebilirim size. O yüzden boya siparişi verdim. Şimdi evimin tuğlalarını örmüştüm daha önceden. Çimento almıştım ancak o çimento etmemişti. O yüzden başta da söylediğim gibi sonradan bu ürünlerin yanında bir de çimento sipariş vermiştim. Onlar da kargoyla geldi. Tuğla işlerimizi bitirelim. Tuğla işi bittikten sonra sıva işine geçeceğiz ve başlayalım. Gerçekten çok yorucu oluyor. Normal bir işi yeniden yapmaktan daha zor oluyor. Buraları doldurmak, tuğlayı örmekten daha uğraştırıcı oldu. Çünkü dizi yavaş yavaş harcı dökmeden yapmaya çalıştım yerlere de. Ondan dolayı burası biraz uğraştırdı beni ancak sonunda işimizi bitirebildik. Burayı kurduktan sonra sıva işlemine geçelim. Sıva işlemini de yaptıktan sonra en son beyaz boyayla, yani tavan boyası boyu onu kurması kurduktan sonra üstüne de rengimizi boyayacağız. Bu şekilde de buradaki işimizi bitireceğiz.
Bir diğer işlere geçelim. Benim odada kum torbasını asacağım. Kum torbasını açmak için ilk olarak duvarda bir yer açmam lazım bununla ilgili. Bir yer açıp ondan sonra kum torbamızı oraya yerleştirdiğimizde daha düşmeyecek. Sürekli düştüğü için kenarda kullanıyordum. Videolarda görmüştürsünüz belki kum torbasını. Sporumuzda kum torbasını da artık daha rahat bir şekilde yapabileceğiz. Genelde ben spor yaparken kum torbasında çalışarak sporumu gerçekleştiriyorum. Yani ağırlık kaldırmaktansa genelde kum torbasıyla ve ayrıca kendi ağırlığımla çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Ve şimdi bunun kurulumuna geçelim. Kum torbamızın eski yeri bu şekildeydi. Bu demir yerinden çıktı. Burada dübelsiz vida diye yapılan sistem vardı. Bu ya zaten bu demirin yanında gelmişti. Ancak dübeller bu torbaya tartmadı. Ondan dolayı duvara ufak bir tadilat, yani kırma işiyle bunu duvara sabitleyeceğiz. Ancak buraya da koymayacağız bunu. Sol tarafa, yatağımın sol köşesinde kalacak. Yatak bu tarafta. Burada da atölyemizin ekipmanları var. Atölye işlerini yaparken artık burada yapacağız işlerimizi. Çünkü herhangi bir aracımızın parçasını söktüğümüzde işimizi hallederken zorluklar çekiyorduk. Yerimiz olmadığı için hani hep bir köşelerde yapmak zorunda kalıyorduk. Ancak artık bu şekilde masamız olduğu için de artık atölye işlerimizi burada yapabileceğiz. Aracımızın videoları gelecek. Araç şu an bahçede yine duruyor. Ancak blok tabası, yani kardan dolayı blok tabası patladığı için blok tabasını değiştirmem gerekecek. Blok tabası da şu şekilde. Gördüğünüz gibi eğildi. Bir sökmeye hemen tornavidayla darbe aldığında hemen eğildi. Bu paslanmış olduğu için değiştirmemiz gerekecek. Bunu ondan dolayı şu an aracımızı çıkartamadım. Sırf o tabanın yüzünden arabamızı çıkartamadım. Egzoz manifoldunu falan sökmek zorundayız o tapaya çıkartmak için. Normalde o tapa pahalı bir tapa değil. Yani 10 lira o tapa. Ancak işçiliği pahalı. Çünkü egzoz manifoldu, ema manifoldu sökmeden bu tapaya ulaşmak imkansız gibi bir şey. Yani çok uğraştırıyor. Ondan dolayı onları da söktük. Bu da eski jontamız burada. Aracımızın eski jontası zaten bitmiş. Eğilip büzüldü. Burada da yeni jontamız var. Aldım ancak montajını gerçekleştiremedim. Ondan dolayı montajını gerçekleştireceğiz. Ve sıkıntımız çözülmüş olacak. Aracımızı ondan sonra çıkartacağız. Sağ camımızı da halletmiştim zaten. Sağ camımızın işleri de bitti. Camımız aşağı yukarı rahat bir şekilde kapanıyor. Ondan dolayı videomuz gelmiyor. Bu kar hani ort bir erisin. Biraz gittikten sonra tekrardan video çekeceğim. Bu zaten aracımı çıkartacağım zaten. Bayağı bir uzun zaman oldu. Bu olumsuz hava koşullarından dolayı çıkartamadık. Ancak olsun. En azından işimiz sağlam olsun. Hani uzun vadede olsun ancak işimiz sağlam olsun. Yani önemli olan işi düzgün bir şekilde yapabilmek önemli olan. Bu kum torbasını yerinden çıkartalım. Ve oraya ayarlamasını yapalım. Yerimiz bu şekilde. En müsait yer burası. Sağda masamız var. Burada da yatak. Ortaya şu şekilde şuraya koyacağım. Bu şekilde yani rahat bir şekilde çalışma alanımız olacak. Hani kum torbasıyla rahat bir şekilde. Çünkü orada olduğu zamanlar biraz zorlanıyordum yataktan dolayı. Çünkü orada dolap da vardı. Yatak da buradaydı. Orada sıkıntı çekiyordum. En güzel yer konum olarak burası olacağını düşünüyorum. Zaten tamirat tadilatları kendimiz yaptığımız için de eğer olmazsa değiştiririm yerini. Sıkıntı değil yani o yüzden. Şunu yerini bir ayarlayalım. İlk başta şu vidaları sökelim. Of bayağı ağır ya. Hizamızı aldık. Şimdi buraya ufak bir kırım işlemi yapacağım şuradan. Kırdıktan sonra bunu içine yerleştireceğim ki sağlam olsun. Çünkü öbür türlü oradayken vidayla yaptığımızda tutmadı. Ondan dolayı buraya kırıp buraya beton harcı dökeceğim yani. Hazır beton. O şekilde daha dayanıklı olacak. Daha sonra üstüne sıvı atacağız. Ve pürüzsüz şekilde hiçbir şey yokmuş gibi burada aynı buradaki görüntüyü elde edeceğiz. We'll be right back.
Kırma işlemimizi bitirdik. Şimdi sıra harcımızı hazırlayıp buraya kapatmaya gelecek. Ancak ilk başta içerideki duvarımızı halledelim. Ondan sonra buraya geçeceğim. Oranın işi bitti mi? Buraya da hazır betonumuzu yani attığımız zaman ince sıvasını atıp işimizi bitireceğiz ve burada sağlam olacağını düşünüyorum yani. En son çarpı şeyi de deneyeceğiz. Eğer olmazsa da başka yapacağımız hiçbir işlem yok daha. İçerideki işimiz bittikten sonra buraya geldim. Bu kum torbasını biraz daha yukarı aldım. Burada çok alçak oldu. Normalde alçak kullanmayı seviyorum dedim ancak laminate kadar dayandı demirinden dolayı. Ondan dolayı biraz daha yukarı taktım demiri. Şimdi zıpar işini yapacağım. Zıpar işinden sonra boyamızı vurup buradaki işimizi bitirip kum torbasını yerine asacağım. Sıra benim odayı düzenlemeye geldi. Boya işlerimiz bitti. İlk kava yani boyamızı attık. Buradaki ilk boyamızı attık. Daha sonra buradaki ilk boyamızı attık. Kurumasını beklerken o arada da temizliğimizi yapacağız. Alet edevatların hepsi burada daha karma çorban oldu hep. Şimdi bunları düzenleyip yerine tekrar dizeceğim. Ve işimizi odada bitireceğiz. Daha sonra kurma işi bittikten sonra kum torbamızı birkaç gün bekleyip öyle asacağım. Daha sonra sporumuzu güzel bir şekilde yapmaya başlayacağız.
Şimdi buraya eşyalarımı yığacağım. Daha sonra diğer bölümleri de temizlemeye devam edeceğim. Buradaki işimizi bitirdiğimiz için şimdi eşyaları buraya yerleştirelim. Tabii silerek yerleştireceğiz çünkü çok fazla toz oldu bu kırma işlerinden dolayı. Buraya yerleştirelim. En sonunda diğer yerleri temizledikten sonra eşyaları buradan alıp yerine, asıl yerine bırakacağım zaten. Koleksiyonum var. Burada mesela bozuk olan eşyalardan topladığım vidalar. Bunlar başka projelerde kullanmak için saklarım böyle bu şekilde. Ve gerçekten çok işimize yarıyor. Ondan dolayı böyle kutulara yerleştiriyorum. Yani hiçbir şekilde vidalarımızı atmıyoruz. Gözlük kutusu, yalnız bunun içinde gözlük yok. Bizde gözlük yerine genelde böyle araç malzemeleri dolu olur. Yani biz bu işi severek yapıyoruz. Bunların bir tanesi Megane'den kalma. Megane'a led var takmıştık. Led farını taktıktan sonra bunları da saklamıştım. Bunu da Megane'den söktüm. Sis farların için bu. Tek bir tanesi yanıyordu. Bu çalışıyordu sağlam olarak. Ben de onları led farla değiştirmiştim Megane'ın. Tabii Megane satılınca onu araçla birlikte sökmedim. Yani genelde araçta olan şeyleri sökmeyi sevmem yani satarken. Bu şekilde kutuya koydum. Burada da akümüzü doldururken bu lambayı bağlantısını yapıp da bu şekilde doldurdum laptop adaptörüyle. Ancak buna artık gerek kalmadı. Yeni bir sisteme geçtim yani akü şarj ederken. Bununla ilgili de bir video yapacağım. Bu sistem daha optimal, yani daha iyi aracımızı şarj ediyor aküsünü. Ben bu sistemle yaptıktan sonra aracımızın akü şarjını, kar soğuğunu da yedi akü, ancak herhangi bir bitme olayı olmadı. Yani çok sağlıklı bir şarj ediyor. Bununla ilgili bir video da gelecek arkadaşlar. Şunu yerine takalım bu arada. Kutunun içine koyalım. Bunlar kırılacak şeyler olduğu için. Bu da akülü vidalamamızın. 30 liraya akülü vidalama almıştım. Bunun pilleri bitikti. Bende de laptop bataryası vardı. Line piller, biliyorsunuz laptop bataryası line pillerle çalışıyor. Elimde yedek piller mevcuttu. Akü şarj makinesi yapmıştım. Bu videoyu var zaten. Bilenler bilir. Oraya yazarsanız akü şarjlı vidalama nasıl onarılır adlı bir videom var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu onun şarj cihazı. Yalnız adaptörünü ben akü denemelerinde yaparken patlattık, yani bozuldu akü şeyi, adaptörü. Daha ondan sonra akülü vidalamamızı normal elektrikliye çevirdim. O şekilde kullanıyorum. Yalnız işimize yarar diye bunu atmadım. Başka bir projelerde belki işimizi görür. Zımpara amaçlı kullanmıştım. Torpido onarım işlemini bununla gerçekleştik. Yani macunumuzun zımpara amaçlı bununla yaptık. İşe yarıyor yani. Bu McAllister marka, bir Koçtaş'tan almıştım. İşimizi görüyor yani. Normal fiyat performansı ürünü olarak diyebiliriz bunu. Tabii bu cihazların bozulmasının sebeplerinden birisi de cihazlarımızı temiz bakmıyoruz. Ondan dolayı bozuluyor. Yani temiz işimiz bittikten sonra taşlı makinesine mesela temizlesek, bunu iki şekilde, temiz bir şekilde yere bıraksak hiçbir şey olmayacak. İşte ben bu yüzden matkabım bozuldu benim. Temiz bırakmadım, silmemiştim. Ondan dolayı motoru yandı. Bunda da o şey düşmemek için aynı hataya, o yüzden temizliğini yapıyoruz. Burada da OBD cihazımız var. Bunu Megane için almıştım. Ancak bunu çalıştırmayı başaramadım. Ya Megane desteklemiyordu bunu. Işığı yanıyor ancak Bluetooth bağlantısını gerçekleştiremedim. Bu OBD 2 cihazı AliExpress'ten almıştık. Şu an burada duruyor. Bakalım başka projelerde lazım olacak mı? Başka araçlarda deneyeceğim. Yani denediğim araçların hiçbirini de çalıştıramadım. Belki bir sıkıntısı var ya da yani bir şey yapmamız gerekiyordur. Bilmiyorum. Bunu Bluetooth'la normalde çalışmadan bir türlü başaramadık.
Şöyle kenarda kalsın, ileride bir gün lazım olabilir. Bunlar zaten poşetimde, bu taşlama makinesi mi? O yüzden gerek yok onu temizleme. Uçları vardı. Uçlarını nereye koyduk? Yeni almıştık. Gösterdim zaten videoda başında da. Ama tabii ki şu an karışık. Onları da bunun yanına koyacağım. Bir metal ucu bir de akşam ucumuz var. Artık projelerimizde rahat bir şekilde kesim işlemlerini yapabileceğiz. Bu da işte emekli matkabımızın ucu. Bunu başka şeylerde kullanabiliriz diye bunu atmamıştım. Aslında matkabımı da atmayı düşünmedim ancak bozulunca biz sinirle attık. Bir aslında onu yapmak istesem yapabilirdim. Motorunu değiştirebilirdim ancak yani kızdım da attım. Yani böyle en ufak bir şeyle kızıp da atarsak böyle şimdi sıkıntı çekeriz. Yani matkap lazım olduğu yerler çok oluyor ancak şu an almadık henüz matkap. Şimdi kırıcı delici matkap bakıyorum. Onlar daha kaliteli, daha sağlıklı oluyor. Ondan dolayı biraz daha bekleyecek. Şimdi aranızda bu nedir diye soracak olanlar var. Bu fren test cihazı. Yani fren test cihazı derken bu frenimizin hidrolik yağının durumunu ölçüyor. Burada 4 tane ışık var. Burada aşağıda ok işaretli batarya, yani bu da dikkat işareti var. Yani dikkat işaretine geldiği zaman hidrolik yağımızın da sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani bu şekilde kullanışlı bir cihaz. Bunu yurt dışından getirmiştim. Yine aynı şekilde AliExpress'ten gelmişti bu cihaz. Bunu araçta denedik. Gayet de güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bakım işlerinde gerçekten bu işe yarayabilecek bir cihaz. Yani aracımızın hidrolik yağını genelde değiştirmeyiz. Fren yağlarını ben hiç, yani aldığım hiçbir araçta ben de değiştirmedim. Ancak bu cihaz işte bu aracın yağ değişimi yapıp yapılmayacağını, yani hidrolik yağının söylüyor. Şu an içinde pili yok. Bunu bir diğer videolarda bulundum. Yani bir proje var. Aracımda deneyeceğim. Nasıl çalıştığını göstereceğim size. Bu şekilde kenara bunu da ayırıyorum. Daha henüz bunu kullanmadım ancak temizleyelim. Kutusunda kalıyor. Yani kapağını açmadım. O yüzden içini temizlemeyeceğim. Bunda da yağ değişimi yapmak için almıştım bu aracımızın. O yüzden kenarda kalsın. Şimdi henüz kullanmadım. Aracımızın yağ değişimini bunu uçlar sayesinde. Bu ailen uçlar. Ama tabii ki profesyonel set. Yani bunlar kolay kolay bozulacak bir parça değil. Evet, burada da balyozumuz var. Duvarımızı az önce kırmıştık bunda. Burada da bu var, murcumuz. Bunlar da tabii yıllar sonra işimizi gördü. Yani bu şekilde olabilir. Yani atmıyorsunuz bir ürün mesela lazım olmaz diye çöpe atıyorsunuz. Ondan sonra bir sene sonra size lazım oluyor. Yani bu ondan dolayı ürünleri elimden geldiği kadar saklıyorum yani bu. Şeyler sonradan lazım olabiliyor yani başka projeler. Şu mesela şu an işime yaramıyor mesela. Ancak dediğim gibi belki çalıştırabilirsem işime yarayabilir. O yüzden kenarda dursun dedim. Atmadım. Bana bir zararı da yok zaten. Aslında bunu bir temizlesek dedim. Zımpara yapsak, boyasak daha güzel olacak. Ancak bir diğer projelerde, projelerimizde yaparız bunu da. Aynı şekilde bunu da bir zımparalayıp böyle bir revize etsek en azından temiz durur. Bu da çok işe yarıyor. Balyoz duvara kırarken bu işimizi gördü. Yani matkabım olmadığı için bunu da kırmak zorunda kaldım. Bu da gerçekten ağır. Hani normalde ilk başlarda bir şey hissetmiyorsun ancak duvara vurdukça yani eğer hamlık varsa da yani yapması çok zor oluyor. Şimdi sıra takım çantasının içindeki eşyaları almaya geldi. Bu eşyalar tabii ki takım çantasının içinde değildi, dışarıdaydı. Ben ortalığı düzenlemek amaçlı çantanın içine idareten koydum. Şimdi çantanın içinden çıkarttım. Bunu da temizleyelim. Bunlar vernik. Bu vernikleri şu an henüz kullanmadım. Bunlarla ilgili tabii ilerleyen bir projelerde kullanabiliriz. Kaporta işleri falan, boya işleri olursa vernik işlemleri gerekiyor.
Bunları şu an yerine koyacağım yani. Şu anda bir düşüncem yani, bir projem yok bunlarla ilgili. Bunu çok eskiden almıştım. Ben inşaat bölümü okudum lise mezunu. Yani lise mezunu inşaat teknisyenliği okumuştum. Orada almıştım bunu, lazım olmuştu. Uygulamalı işler de yapıyorduk. Yani bu inşaat işlerinde az çok anlarım ondan dolayı. Yani uygulama olarak okulda biraz birkaç bir şeyler öğretmişlerdi. O yüzden bu da olmazsa olmaz. Tuğla işinde işimize yaradı. Tabii ki Şakir yoktu. Şakir olmadığı için de Tuğla'da ufak tefek aksaklıklar oldu. Yani eğimler olsun, şeyler olsun, master falan yoktu. Ben elimdeki imkanlar doğrultusunda yaptım bu işi. Yani bu okuldan, yani lise zamanından kalma bir şeyler. Yani hatıra da diyebiliriz açıkçası ama hala işini yerine getiriyor. Bunu da atmadım. İşimize yarıyor çünkü. Kimisi olsa şu an okuldan mezun olanların çoğu atmıştır yani. Belki de nerede olduğunu bile bilmiyordur yani bunların. Boya boş, bu boyayı torpido için kullanmıştım ama bunun demirini bir yerde kullanmak için, yani bir proje yapmak istiyorum. Yani şu an aklımda bu metali eritip, bu metal erittikten sonra bir şeyler yapmak. Böyle aksesuar olsun ya da başka bir şeyler olsun. Bir sıra küçük kutuya geçeceğim. Takım çantasının iki gözü de bitti büyük çantanın. Bu demiri de projelerde kullanmak için saklıyorum. Bu demiri ev işlerinde kullanmıştım. Bu lavabo montajında falan kullanmıştım. Ancak bir başka projelerde yağ lazım olacak. Bu vida olarak kullanabiliyoruz. Yani bunu kesip bir yerde vida olarak kullanma ihtimalimiz var. O yüzden bunu saklıyorum. Bir de bunlar pahalı oluyor genelde. Bunu bilgisayarımızda kullanacağız. Bilgisayarımızda üçlü priz vardı, iki tane. Kablo dağınıklı oluyor. Ondan dolayı tek prize düşüreceğim. Bu şekilde odamızın düzeni daha iyi olacak. Yani temiz duracak en azından. Yapma üzere poşetinden çıkartıp şimdi en son dursun o. En son yapacağız onu. Bu benim aldığım bant. Bu bandı ben beğenmedim açıkçası, öyle söyleyeyim. Hani eskiden aldığım bant. Yapışması çok kuvvetli değil. Bu bandı ne diyeceğim? Bu bant da kaliteli duruyor. Ve ayrıca de bunda daha fazla var. Şöyle de görebilirsiniz. İç derinliği aynı ancak daha az. Bu siyah daha fazla ve ayrıca fiyatı da uygun. Ben bunu 2,5'a almıştım. Bunu 1,25'e aldım. Bunda daha fazla bant var. Bunlar aracı malzemesi. Bunları en son, ince küçük olanları en son temizleyeceğim. Orada zaten çok böyle önemli bir şey yok. Kirko sehpam var. Bunları zaten videoda da göstermiştim bunu. Şu an henüz kullanmadım. Aracımı kirko ile kaldıracağız. Kirko yok şu an. Bunun dolayı. Zaten kapalıydı. O yüzden bunu da bu şekilde yerine koyalım tekrar. Thank you.
kahvaltıları temizledik. Onlar şimdi kalsın burada. Şimdi sıra bilgisayar malzemelerimizi temizlemeye geçelim. Bilgisayar malzemeleri temizleyip bunun altına koyacağım. Bütün eşyaları burada alıp daha sonra olduğu yere yerleştireceğiz tekrar. Arkadaşlar uzun araştırmalar sonucunda kitapları, bütün ekipmanlarımı temizledim. Buraya yerleştirdim. Daha sonra ise şurası, masamızı yerleştirdim. Temizledim bu masayı. Şimdi bilgisayarın kurulumuna geçeceğim. Bilgisayarı bu şekilde kullanacağım artık. Yeni düzenim bu şekilde olacak. Şimdi kitaplarımızı koyalım. Buraya koyulacak olan diğer eşyalarımızı da şuraya yerleştirdim. Daha sonra da masamızı, yani koltuğumuzu yerine çekelim. En sonda bu şu kısmı, yani şu kısmı toparlayacağım. Orada da eşyalarım var. Oraları da toparlayacağım. Burası da 10 numara bir yer olmuş olacak bu şekilde. Koyulacak olan eşyalarımızı buraya koyduk. Şimdi bu ara kablo meselesini çözeceğiz. Bu altını priz takacağım buraya. Buraya kısa bir kablo yapacağım. Bunu da masanın altına, şuraya bir yere ya da şu arkasına konumlandıracağım. Bu şekilde masanın altında herhangi bir kablo gözükmeyecek. Evet, şu şekilde prizimizi yaptık. Kısa bir kablo yaptım. Zaten prizimiz yakında. Yani şurada, yani hemen. Ondan dolayı bu şekilde şurada ya masanın altına ya da şu kenara bir yere koyduğumuz zaman bütün kabloları tek prizden kullanabileceğiz ve bu şekilde de kablo dağınıklığının önüne geçmiş olacağız.